Şimdi hemen kahvaltıdan önce bir kahve içelim. Bugün sokağa çıkma yasağı var. Bugün 23 Nisan. Ve bütün gün evimiz çok sessiz olacak. Ve bu çok güzel. Hadi gidelim kahvaltısına. Evet, bu arada çok geç yattık yani. Bayağı geç yattık bugün. Dün. Ve şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir dizi var. Size de önereceğim. İzleyin. Dizi yüzünden uyuyamıyoruz. Yani sürekli dizi izlemekten uyuyamıyoruz. Öyle, o derece arttı. Hemen gelme kahve yapayım. Dizi çok güzel. Biz bilmiyorum, biliyor musunuz Netflix dizisi? Ve hadi bir bölüm daha izleyelim. Hadi bir bölüm daha izleyelim. Bir bölüm derken o kadar fazla izliyoruz. Ve gece geç yattığımız için sabahtan zor kalktık. Şu an saat 9.30. Ama öyle bir saatte kalktığımızda biraz daha dinç olacaktık. Ama şu an uykum var. Gerçekten çok. Şöyle yapıyorum. Ki sabah metabolizma hızlansın. Ve ben kahve içmeyi ayıramayanlardan alışmış bir kere vücut mecbur içiyorsun. Asmadık çünkü burada dün yağmur yağıyordu. Bugün o yüzden bardak asacağız şey camlara. Belki bir şeyler daha yaparız ama tam bilmiyorum. Öyle bugün de benimle bir gün geçirelim. Spor yapalım. Sağlıklı beslenelim. Ne yiyorum, ne içiyorum sizlere anlatayım. Neler yapıyoruz. Sohbet, güzel bir şeyler çekeriz diye düşünüyorum. Şu kahvenin kokusu. Yemin ediyorum ayılmam için bile veriyor. Hemen bir kahve starısı atacağız. Neden? Çünkü ben bunu her gün yapıyorum. Çok mutlu oluyorum. Kendimi motive ediyorum. Hoşuma gidiyor. Bu arada şu anda bir sürü çıktı. Şu anda amca ilaç kullanmaya geçmek güzel artık. İnşallah geçsin bir an önce. Evet. Abine kahvesi oldu. İçelim. Evet, kahvemizi de içelim. Bu arada bugün box play izliyoruz. Çünkü adam bunu ilgi bir şekilde sevdim ama hiç sevmedim ama bugün sevdim. Hemen kahvelerimizi içelim sonra. Evet, şimdi ben kahvemi içtim. Hemen sabah sporumu yapacağım. Şu gördüğünüz kutudaki ışıklar benim çekim ışıklarım arkadaşlar. Biz onları kendimiz yaptık. Videolarda böyle daha ışıklı çıksın diye. Ayrıca biraz dağınık gibi gözüküyor, kusura bakmayın. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Ben sürekli bir programdan, satın aldığım bir programdan sporumu yapıyordum. İşte birisi de bana eşlik etsin diye. Çünkü tek başına spor olmak ben genelde sıkılıyorum. Ancak şöyle bir şey var. Yaklaşık bir 3 aydır sürekli onu yaptığım için her gün farklı bir şey yapıyordum ama biraz sıkıldım. Ve artık bir müddet yine reformer yapmaya karar verdim. Bir ay reformer, bir ay sonra yine sıfırdan Cadillac yapmayı düşünüyorum. Bugün de reformer yapacağız. Benimle birlikte hadi biraz gelin. Thank you.
Şimdi kahvaltıdasın. Ben bir Hakan Peker fanıyım arkadaşlar. Çok severim. 90'lar. Bayılırım. Hadi içine kahvaltıya. Kahvaltımız bitti biraz. Çay içeceğiz, saat daha 12. Sporumuz bitti, kahvemizi içtik, kahvaltımızı yaptık, çayımızı içiyoruz. Bütün günümüz boş. Ne yapalım? Film falan izleriz. Belki sonra biraz yoga yaparım. Hava çok güzel. Biraz güneşleniriz. Kitap okuruz bugün. Adenle vakit geçiririz. Güzel olacak bugün ya. Bir de şimdi Sogaç Mesa var ya, her yer o kadar sessiz ki, ben çevre yolunda oturduğum için normalde çok ses oluyor ve balkonu kullanamıyoruz ama yani bu ev Sogaç Mesa günlerinde de hep balkonda oturuyoruz çünkü hiç ses yok, çok güzel oluyor. Evet, şimdi karşı komşumuz gelecek. Balkonda mangal yapacağız. Sogaç Mesa olduğu için şöyle balkonu hazırladım. Balkonda mangal yapacağız şimdi. Ayıptır söylemesi. Bir de size bir şey göstereyim, durun. Salıncağa ışık taktım. Bakar mısınız? Akşam o kadar güzel yanıyor ki size anlatamam. Çok güzel oldu. İşte bütün gündür aslında bugün yattım. Hatta bu saate kadar full time yattım. Yaklaşık bir saattir falan kalktım, böyle evde temizlik falan yaptım. Yavaş yavaş abla kadar. Temizlik falan yaptım işte. Mutfağı topladım, evi sildim, süpürdüm. Bir gün evde böyle sallandım. Şimdi işte karşı komşumuz gelecek, mangal yapacağız. Stilimde. Eşortla. Şöyle bir sivit giydim. Rahat takılıyorum, ne yapayım. Yani yapacak bir şey yok. Öyle. Bu arada bakın, buraya da taktım ışık, bakın onu da açayım. Evet, aynaya da şöyle ışık taktım ama şu an niye böyle yanıp yanıp sönüyor gibi duruyor bilmiyorum. Aslında öyle değil, böyle sabit. Böyle işte benim evde günlerim böyle geçmeye başladı. Sabah uyanıyorum, spor yapıyorum, kahvaltı ediyoruz, spor yapıyoruz. Sonra işte evde temizlik, rutin yani, sürekli oturuyoruz. Şeyler yapıyoruz ama bu süreç bana aslında çok iyi geldi. Geliyorlar şimdi. Ben de bir yandan salata yapayım. Canım inanılmaz derecede avokadolu salata çekiyor. Mangan yanından olsa da bilmiyorum ama şimdi avokadolu salata yapacağım. Başka yok, hayır hadi. Şimdi arkadaşlarımız gittiler. Aden uyuyordu, uyandı. Şimdi ona birazcık yemek yedireceğim. Çok yorulduk, yemek yedirip sanırım hemen uyuruz. Yarın yine videomuz devam edecek. Yarın görüşürüz. Yani bir saniye sonra falan. Evet arkadaşlar, selam. Bugün, yani dünkü videoyu kapattıktan sonra, bugün tarih neydi ya, ayıp ya. Neyse, bugün Ramazan'ın ilk günü. Sabahtan beri yatıyorduk. Sonra ben kalktım, ikini yapmasaydı daha yatma. Kalktım, kendime şöyle bir köşe yaptım. Şimdi şöyle bir lamba derim vardı. Bunları beyazlı, siyah boyuyorum. Burada öyle ufak tefek yine ben birkaç değişiklik yapıyorum arkadaşlar. Yine durunamadım evde. Boş boş oturamadım. Yine başladım işler yapmaya. Bitsin sonra aynı sizlere göstereceğim. Evet. Çok yoruldum şu gözlerimin haline bakın. Ama bakın bu bitti. Şimdi şunun altını boyayacağım. İnanılmaz yoruldum. Felaket. Şöyle boyuyorum, size de göstereyim. O kapı hiç kapanmadı zaten. Kapısı sonsuza kadar. Elleme, tamam mı? Rum suresi 41. ayette dediği gibi insanlık ihlal etti. İnsanlık yeryüzünü bozdu. Karada ve denizde ihlal oldu. Bozulup geldi. Allah cezanın bir kısmını kaptırmak. Evet. Ve artık bitti. Ama o kadar çok yoruldum ki arkadaşlar, size hemen göstereyim, bakın ne yaptım. Lamba der bizim evde böyle çok farklı bir şeydi bu aslında. Ben onu hem siyaha boyadım hem de şöyle bir başlık taktım onlara. Bunlar da farklı bir şeydi. Bunları bu şekilde başlık yaptım.
Şurayı şöyle kitaplık yaptım. Şurada da bir tane var. Buraya da böyle çiçeklerimi koydum. Çünkü çiçeklerim biraz güneşten deforme oldu. Bu yüzden böyle yaptım. Bir de şunu da göstereyim. Buradaki salıncağıma da şöyle ışık taktım. Çok o kadar çok yoruldum ki. Şimdi biraz dinleneceğiz. Çay kahve içiyoruz. Pek de bir şey yapamadım. Gerçekten ojelerimi bile silip temizlemedim. Hatta şu an mutfağım o kadar dağınık ki. Size anlatamam. Orayı toplanmazdım ama hiç halim kalmadı. Herhalde bir 3 saat sürdü. Boya, boya, boya. 2 kat boya geçtim. O başlıkları yapmam çok uzun sürdü. Of, yemin ediyorum canım çıktı ama içime çok sindi. Şimdi biraz dinlenelim. Zaten herhalde birkaç günlük bir vlog olacak. Yarın yine devam edeceğim. Herkese selam tekrardan. Evet, bugün vlogun 3. günü. Umarım bugün vlogumuzu bitirebiliriz arkadaşlar. Bugün Ramazan'ın aynı zamanda da 2. günü. Allah hepinizin oruçlarını inşallah kabul etsin. Biz şimdi yemek yapmaya gidiyorum. Yemek yapmam lazım. Adene bir şeyler hazırlamam lazım. Biz de şimdi yulaf yiyeceğiz. Biliyorsunuz ki biz yulaf aşığı insanlarız ve hep yulaf yiyoruz. Ondan sonra işte mutfağı falan toparladım. Temizledim vlog. Yani video çekecektim ama gerçekten unutmuşum video çekmeyi. Ben içeride de işte değişiklikler yaptım. Size gündüzki halini de göstereyim hatta bir saniye. Bitti. Şöyle oldu bakın. Siyah abajurlar. Yani böyle gündüzde göstermek istedim. Şöyle. Ben de böyle hazırlandım. Çiçeklerim falan burada. Şurada suyum vardır. Onu da alayım da içeyim bari. İşte bugün Alp şu an aşağıda. Arabayı temizliyor. Şükür olsun biraz dışarıya çıktı. Gerçekten çok zor geçiyor günlerim. Gerçekten çok zor geçiyor. Yani çok bunaldım. Çok sıkıldım. Sürekli evimize didik böyle dın 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 giymeye başladık falan. Hangi diziye başladıysak dizileri bitirdik. İzleyecek dizi kalmadı, izleyecek film kalmadı. Ne yapacağız bilmiyorum ya. İnanılmaz derecede sıkılıyorum artık. Yemin ederim çok sıkılıyorum. Yani varsa önerileriniz alırım. Aden. Aden merhaba der misin? Merhaba de. Merhaba, nasılsınız de? Kuaförler kapalı olduğu için Aden'in saçını da kesemiyoruz doğal olarak. Aden'in saçını kesemediğimiz için çocuğun saçı papaz gibi oldu arkadaşlar. Şimdi biraz gideyim. Ve yemek hazırlayayım. Hadi ben de çar. Evet. Ben dün her zamanki gibi vlogumu çekmeyi unuttum. Aşkım söylemek istediğin bir şey var mı? Söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyeyim mi? Gerçekten mi? Son karar. Eminsin. Evet, bugünlük vlogumuzdan bu kadar. Çok başım ağrıyor. Selda'nın başı ağrıyor. Felaket hem de migren tuttum. Tabii bu baş ağrısının devamı bana gelecekmiş gibi geliyor. Hani benim başım ağrıyorsa senin de başın ağrısın dermiş gibi. Bir algı yarattım ben de bugün. Yok. Ay gerçekten şu an güneş bile gözümü kıstığım için çok kötü oldu. Neyse, hadi arkadaşlar biz artık bu videomuzu kapatalım. Sizleri seviyoruz. Biz takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.